Çanakkale Valisi Ahmet Çınar gündemdeki konuları değerlendirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çanakkale ve Balıkesir'in tamamını kapsayan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı hakkında da bilgi veren Çınar, Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün planda yer almasının önemli olduğunu söyledi. Boğaz Köprüsü yapımının planda yer alması. Bu tabii hem ülkemiz için hem bu bölgenin trafik ihtiyacının karşılanması hem de bölgeye getireceği hareketlilik açısından çok önemli. Daha önce hepimizin bildiği gibi yine bakanımızın televizyonlarda beyanları oldu. Yine bazı yetkililerimizin beyanları oldu. Boğaz Köprüsü'nün Çanakkale'de yapılacak olan kısım ile alakalı olarak bu plana da girmiş oldu. Her şey güzel olsun, hayırlı olsun diyoruz. Çanakkale Öğretmen Evi'nin depreme dayanıksız olduğu için kapalı durmasına bazı sendikaların tepki gösterdiği yönündeki soru üzerine Çınar, devlete ait misafirhanelerin özelleştirilmesi taraftarı olduğunu söyledi. Nedir? Yıkılma tehlikesi var. Yani dayanıksızlığı teknik raporla belirlenmiş bir yapı. Tabii ki kapatacağız. Niye eylem yapılır? Kapatıldı diye. Yeni bir şey niye yapmıyorsunuz diye bir eylem yapmak lazım. Belki de öyle yapıyorlar, bilmiyorum. Yani ben şunu duyuyorum. Belki gazetelere yansıdığın haliyle. Efendim öğretmen evimizi alıyorlar falan. Kimsenin bir şey aldığı yok. Şahsi fikrimi söyleyeyim. Türkiye'nin her yerinde öğretmen evleri, polis evleri, ordu evleri, hakim evleri, ne varsa özelleştirilmedi. En şahsi fikrim. Vali Çınar, her meslekte devlet görevlilerinin koloni gibi bir yerde oturması yerine halkın arasında karışarak birbirinden faydalanması gerektiğini söyledi. Ondan sonra o yatak bölümleri hariç kafe bölümleri, kahvehaneye birçoğu dönmüş bir kısmı en azından. Koloni gibi öğretmenler bir yerde oturuyor, polisler bir yerde oturuyor, askerler bir yerde. Niye? Dağılın. Başka kafelerde herkes gibi gidin, oturun, sohbet edin. Belki birbirimizden faydalanırız. Böyle bir durum var. Bunları satmak lazım. Zarar ediyor. Şimdi Gökçeada'da Bekir Bey çalışma yaptı. Belki onu sizinle de paylaşırız. Bir yılda kocaman tesislerde yatan şu kadar, masraf bu kadar. Bunlar gereksiz şeyler. Birinci fikrim bu. Yani burayla ilgili söylemiyorum. Benim yetkim değil ama bir fikir beyan ediyorum. Bütün bu devlete ait mekanlar satılmalı, özelleştirilmeli. Çünkü o yapıldığı an hem daha iyi işletilecek, hem bu memleket daha çok vergiden, dövizden, her şeyden kazanacak. Çok faydaları olacak. Daha çok istihdam alanı yaratılacak. Devlet bir memurunu bir yere gönderiyorsa onun parasını zaten veriyor. Çanakkale Valisi Ahmet Çınar, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nda bir yıldır vekaleten yürütülen, genel sekreterliğin uzun bir süre olmasından dolayı yatırımların çoğunun Çanakkale'den çok Balıkesir'e gittiği iddialarını da değerlendirdi.